Evet arkadaşlar, herkese selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Honor of Kings videosu da birlikteyiz. Şimdi bugün yeni bir kostüm geldi arkadaşlar. Sunbin'in Harika Sirius adında kostümü geldi. Ya bu kostümde şöyle bir durum var. Aslında verdiğiniz jetonu sınırı süre jeton olarak geri alabiliyorsunuz. Zaten sınırı süre jetonu da normal jetonla neredeyse bir fark yok. Zaten birçok şeyde sınırı süre jetonu alabiliyorsunuz. Yani 710 jetonu verdiğinizde 710 jetonu tekrar aynı şekilde geri alıyorsunuz arkadaşlar. Kaç gün içinde? 20 ile 22'sinde verecek. 27'sinde ve 29'unda verecek ve 4 ve 6 Ekim'de verecek arkadaşlar. Bu 3 tarihte aldığınız 710 jetonu aldığınız kostümün jetonlarını sınırlı süre jeton olarak geri alacaksınız. Biz de şu bir taraftan şuna bakalım. Bir bakalım, ben de merak ettim aslında kostüm bize neler sunuyor. Hani görüşler neler? Bir şöyle hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Peki şey veriyor mu? Ben şunu merak ettim. Hani bir avatar çerçevesi var mı? Genç bir oğlan, sızgıç ses, ekmek müzikli şehri gez, teslimatın alın ustası, süper bilgisayar vari bir beyne sahip genç bir oğlan. Yok. Serious dizinden bir kostüm. Zombiyim burada. Yani şey diyeceğim, buradan hani oyun yetkilerini seslemek istedim burada. Şey, fotoğrafta bir kız gibi gözükmüş. Hani oyunun kendisine bir oğlun olduğunu söylüyor. Ben de hani birazcık bu yani şey kafam karıştı açıkçası. Yani şimdi burada kız gibi duruyor. Ama oyunda burada bir oğlan olduğunu söylüyor. Şey, biraz şey var herhalde. Bu tasarım neydi? Yani kostüm tasarımı, hani Hero'nun ve kostüm tasarımı bu şekilde. Ama bu kostüm, ben bu şunun efektleri falan, giriş efektleri falan gayet de güzel olmuş. Yani sadece bu kostüm, şey, kahramanın kendisiyle ilgili hani böyle şey söyleyeyim. Hani biraz bakın yani görünüşe falan baktığınızda hadi öyle duruyor. Yani dişi bir karaktere sahip gibi duruyor ama kahramanın doğası bu şekildeymiş. Onda bir şey. O ayrı bir olay. Şimdi gelelim kostümümüze. Aslında tasarım falan gayet güzel. Ben beğendim. Peki neler veriyor bize? Bir kostüm veriyor. Tamam. Süper bilgisayar var, bir beyni sahip genç biri olan. O da güzel. Teslimatın ve savaş alanının ustası güzel. Ekmek müzikle şehri gez diyor. Sınırsız bir güce sahip. Şirin bir ses diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir maç alalım. Karşımıza da dan koyalım. Ha, pardon. Pardon arkadaşlar, yanlış yaptım. Sunbin. Bir çata yaptık tabi orada seçerken. Şöyle yapalım. Sunbin. Karşımıza bir tane de Dying Wave'i koyalım ve maçı başlatalım. Böyle bir de maç efektlerine bakalım. Sonra da ufak tefek haberlere bakalım. Bir de siz şey istemişsiniz bugün abi. Bu aralar oynanış videosu çok atmıyorsun diye. Haklısınız. Ben de bu arada çok oynanış videosu atmadım. Böyle bir oynanış videosu atalım. Oynayalım hep beraber. Ya da bir Arlie oynarız belki. Çünkü Arlie'nin yeni kostümüyle gayet de güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle kostümü bir tanıtalım. Bir de günlük haberlere bakalım. Diğer videomuzda da Arlie ile biraz oyun oynayalım bakalım. Ya Arlie ile oynarız ya da başka bir ADC karakterle oynarız. Sen tam olarak şey demeyeceğim ama. Şimdi. Bunu yükseltelim, bunu da yükseltelim, bunu da yükseltelim. Tamam. Şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Yani kostümün görünüşü ve duruşu falan gayet güzel duruyor bu arada. Ya ben çok destek oynamıyorum arkadaşlar. Ben son sürümde ADC oynuyorum. Ben sırf söylemiyorum. ADC'ciyim. ADC'leri seviyorum ben. Bakın sezonda bitmek üzere bu arada. Sezonda bu arada 25'te bitiyor. Bu arada efektleri gayet güzelmiş. Efektleri çok beğendim. Hemen şöyle yapayım. Efektleri güzelmiş. Şu sayma efekti falan gayet güzel. Şöyle bir tekrar biraz daha yüksek, biraz altına alalım ki yapısını vurduklarımız da biraz ise vuruş hissiyatımız olsun. Kapatalım. Bu da güzelmiş. Üçüncü yeteneğimiz böyle. Üçüncü yeteneğimiz kalkanı çekiyoruz. Yani jetonun iadesi olduğu için alınır mı? Alınır arkadaşlar. Hani ona göre bakın jetonun iadesi yapılacak. Hani sınırı sonra jeton olarak alacaksınız. Yeni dönemde gelen 25'in sonra gelecek olan yeni kostümler ve herolar var. Zaten 25'ine Daidia geliyor. Daidia'nın da hani belki de orada kullanabilirsiniz. Hani sınırı sonra jetonları birçok yerde kullanabilirsiniz. Ya da çekilişte kullanabiliyorsunuz. Bunun aklınıza bulunsun. Çünkü en azından bu heronu aldığınızda hani kostümlerin hani iadesi yapılacak size. Birinci yetenek böyle. İkinci yeteneğimiz böyle. Yeteneği bir kez daha göstereyim. Videoya sonra çıkacağım arkadaşlar.
Gayet de güzel. Aslında çok eğlenceli olmuş. Hani şey, böyle uçma efektleri falan gayet güzel bunun. Hızlanma efektleri de güzel olmuş. Düşmanı yavaşlat, kendin hızlan. Güzel bir hero aslında. Hani gerçekten hani güzel ve efektif bir hero. Yani hem hero olarak yani destek oynamayı sevenler için gayet de güzel bir hero. Zaten kullanıldığı zaman falan yani yanında kişileri çok hızlandırdığı için takım arkadaşlarını kaçmakta ya da takım savaşı kurmakta çok etkili bir hero. O yüzden ben sevdim lan Sumbi'yi ama tabii ben destek oynamıyorum arkadaşlar. Şimdi ben ADCC diye bir oynanış videosu atayım arkadaşlar. Hayır, bir oynanış videosu atmadım. Evet, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Son bir haberlerimize bakalım. Zaten biz haberleri incelemiştik. Son bir kez daha bakalım. Ondan sonra artık kostümün incelemesini burada bitirelim. Kostümü alırım arkadaşlar. Alınır. Gayet güzel ve efektif bir kostüm. Sadece dediğim gibi destek oynayan kişiler için hani efekt güzel olacaktır. Ben zaten destek hani şöyle söyleyeyim. Ben destek çok oynamıyorum. Yani bu almayacağım anlamına gelmiyor. Elbette ki alacağım. Ama lakin şunu söyleyeyim. En azından buradaki en güzel taraflarından bir tanesi. Şuradan hemen girdiğiniz zaten etkinlik kısmına gidebiliyorsunuz. 710 kost yani şey 710 jeton aldığınızda 710 jetonu size tekrar geri iade etmesi. Sınırlı süreli olarak. Sınırlı süreli olarak bir de jeton iadesi geldiğinde abi en azından ben kostüm almayacağım. Bunu nerede kullanabilirim diyorsanız çekiliş kısmına gelip buradan bakalım yeşim çekilişi değil. Bir dakika puan çekilişi. Evet puan çekilişi kısmında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada en azından bu karakterle çıkarabilirsiniz. Bu kaçta çıkacak bunlar? 175 daha şu an burada. Ben daha yarıya ancak geldim. Zaten burada sonra onur dükkanına bir tane size şey verecek. Elmas verecek arkadaşlar. Bu elmastan sonra da bunları da alabilirsiniz. Bunu size söyleyeyim. Evet arkadaşlar Sumbi'nin kostümü de böyleydi. Biraz şu etkinlikler içinde gezelim. Bu savaş ayıracaklarının değiştiğini söylüyor. Bir tane Dark takım olursa ücretsiz kart kazan. Güzel. Bunu alabiliriz. Savaş ayıracakları ki şu anda için her şey ikiye katlanıyor. Bu da güzel. Etkinlikler 20 ve 22. Bugün ve 2 gün içinde arkadaşlar hafta sonu savaş ayıracakları var. 2x itibar puanı verecek. Yani şu itibar puanı sanırım. 2x cevher verecek. 2x de yani 2 çarpı da deneyim puanı verecek arkadaşlar sizlere. İlk bakışta zaten bakmıştık. Şuradan görevlere bakıp hani buradan da bu iz efektini alabilirsiniz. Her şey sizin. Ben şu kanyonun ruhunu merak ediyorum. Yani bir şey gelsin. Nasıl diyeyim? Bakalım bir gelsin şunlar da. Ben şu yeni oyun modunda merak ediyorum. Onu da videosundan çekeceğim size. Burada bir de 25 Eylül dop dolu kutu avantajları arttığını söylüyor oyun. En azından siz de eğer ki şu an için oynuyorsunuz ya da oynamıyorsunuz. 25 Eylül'de lütfen hani bize katılın. Çünkü yeni güncellememiz o gün gelecek. Bakalım yeni güzel şeyler olacak. Oyunda biraz da pek hataların düzeltildiğini de söylüyorlar. Bakalım hangi hatalar düzeltildi, neler oldu. Onların hepsini birlikte bakacağız. Ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bundan sonra bir tane oynanış videom var. Oynanış videosuyla devam edeceğiz arkadaşlar.